Hadi arkadaşlar, bu kadar zor değil. Şimdiye kadar bitirmeliydiniz. Bir de bana sor. Şu an ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Benim de kafam karıştı. Bu kadar şey Zeynep nereden öğrenmiş? Bize bak, Zeynep'e bak. Teşekkür ederim. Aa, durduk yere ne oldu ki şimdi? Nasıl oldu bu? Bilmem, ben hiçbir şey yapmadım. Ne? Ama ben, neler oluyor böyle? Kendi kendine kapanıyor. Hiçbir şey anlamadım. Ne yani? Durup dururken mi? Belki de uzaylılar bilgisayarını ele geçirmiştir. Ben gerçekten hiçbir şey yapmadım. Belki de bozulmuştur. Belki de Ali'nin kendisini kullanmasını istemiyordur. Allah Allah. Zeynep? Sadece küçük bir şakaydı. Senin yaptığını anlamalıydım. Gerçekten güzel şakaydı. Ama bunu nasıl yaptın? Benim için çok kolay. Ama sizin için biraz zor sanki. Çınar bizi çağırıyor. Gidelim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Çınar. Yine zaman kaybetmeden geldiniz. Hepinize teşekkür ederim. Umarım önemli bir işiniz yoktu. Hep birlikte ders çalışıyorduk. Kaldığımız yerden daha sonra devam edebiliriz. Yeni bir maceraya hayır diyemezdik. Hangi ders? Matematik mi yoksa? Hayır, bilgisayar. Zeynep bize bazı programları nasıl kullanabileceğimizi anlatıyordu. Çok güzel. Ben şahsen bu konuda Zeynep'ten yeteneklisini görmedim. Teşekkür ederim Çınar. Bazen küçük şakalar yapsa da bize çok şey öğretti. Çocuklar, keyfinizi kaçırmak istemem ama maalesef gelen haberler hiç iyi değil. Sen çağırır çağırmaz anlamıştık zaten. Yine pes etmediler değil mi? Maalesef. Gürgen ve Azmi hiç zaman kaybetmeden yeni bir saldırı için hazırlık yapmaya başladılar. Biz varken İstanbul'a en ufak bir zarar veremeyecek. Yıldız Tornavida. Azmi, Yıldız Tornavida. Sanki ona demiyorum. Azmi! Sen şimdi görürsün. İki saattir kime diyorum ben? Ben senden tornavida istiyorum. Sen bana pense uzatıyorsun. Ödümü kopardım patron. Tabletim. Ver onu bana. Ama patron. İnsanlar bu tabletleri kullanarak neler yapıyor, haberin var mı? Sen sabahtan akşama kadar oyun oyna. O kadar mühendis sen oyun oyna diye mi icat etti bana? Yıldız Tornavida. Çok az kaldı. Şurayı da sıkıştırdın mı tamamdır. Penseyi ver bakayım. Patron, bu seferki icadın ne? İşte bu kadar. Tanıştırayım. Karşınızda yeni ışınlama harikası Mavi Yol ED27. Işınlama mı? Peki bununla ne ışınlayacaksın patron? Kariye Müzesi'ni. Kariye Müzesi mi? Nasıl? Koca müzeyi. Peki ama neden ki? Cumartesi günü dünya ünlü bir astronot İstanbul'a geliyor. Uzay anılarını anlatıp astronot olmak isteyenlere bilgi verme amaçlı bir konuşma yapacak. Ne güzel. Hediye olarak astronot kıyafeti verilecek. Harika olacak. Arkadaşlar, haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Ayrıca cumartesi günü hep birlikte Kariye Müzesi'nde buluşacaktık. Unutmadınız değil mi? Ne? Kariye Müzesi mi? Cumartesi mi? Gürgen, iyi misin? Hafta başında öğretmenim cumartesi günü gayet uygun dememiş miydin? Öğretmenim ben cumartesi günü hasta olabilirim de. Cumartesi hasta olacağını bugün nereden biliyorsun?
Mazeret kabul etmiyorum. Yoksa... Benim konuşmaya katılıp astronot kıyafeti almam lazım. Kahriye Müzesi ziyareti de nereden çıktı? Ama dur, ben yapacağımı biliyorum. Ancak bu sefer işimiz uzun. Sabah erken kalkıp işe koyulmamız gerekiyor. Ben zaten hep erken kalkarım patron. Bu kez nereye saldıracak? Edirne Kapı'daki 1500 yıllık çok değerli bir eseri. Kariye Müzesi. Acaba bu defa nasıl bir bahane buldu? Bu eser İstanbul için çok kıymetli. Gürgen'in ona zarar verdiğini düşünmek bile istemiyorum. Kariye Müzesi hakkında önemli bilgilere ulaştım Çınar. Senin için işte zor olmamıştır. Bence bir an önce harekete geçelim. Gürgen'e bir ders daha vermek için sabırsızlanıyorum. Hadi arkadaşlar, geç kalmayalım. Dikkatli olun çocuklar. Size güveniyorum. Hadi şimdi bana yeni icadımı getir. Ama dikkat et. Eğer birine zarar verirsen seni çok kötü yaparım. Yeni icadı. Ne? Ben zaten hep erken kalkarım patron. Azmi, Azmi, uyansana artık. Azmi, çok işimiz var. Anne, ne olur 5 dakikan daha. Benim ben, Gürgen. 1 saattir 5 dakika daha diyorsun, kalksana. Neredeyim ben? Hala araştırıyor musun? Kariye Müzesi İstanbul'un fethinden sonra cami olarak kullanılmış. Eski hali korunarak içindeki duvar resimleri kapatılmış ve binaya bir mihraplı minare eklenmiş. Başka ne gibi özellikleri var? İçi İstanbul'daki en süslü eserlerden biri. Yıllar sonra büyük bir çalışma yapılarak duvar resimleri tekrar ortaya çıkartılmış. Yani sadece duvarlarında resim var diye mi bu kadar önemli? O duvar resimleri tahmin edemeyeceğim kadar değerli. Bu yüzden İstanbul'da Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi'nden sonra en çok ziyaret edilen 3. yer Kariye Müzesi'dir. Geldik, acele edelim. İşte geldik en heyecanlı yere. Şuraya bakın. Bu nedir böyle? Gözlerime inanamıyorum. Bu sefer Gürgen. Evet. Kariye Müzesi'nden kurtulmama çok az kaldı. Ben gerçek bir dahiyim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Patron, ben... Bu senin oynadığın gereksiz oyunlara benziyor mu hiç Azmi? Sakın bir daha bunu aklından bile geçirme. Artık iyice kontrolden çıktın Gürgen. Patron, yine geldiler. Gelsinler. Lokum ikram etmemi bekliyorsanız boşuna beklersiniz. Bakıyorum da yine kendine çok güveniyorsun. Korkmayın. Kariye Müzesi'ne zarar vermeye gelmedim. Nasıl yani? Bana inanmıyor musunuz? İsterseniz Azmi'ye sorun. Evet. Biz neden Kariye Müzesi'ne zarar verelim ki? Yani... Gerçekten zarar vermeyecek miyiz baba? Vermeyeceğiz tabii ki. Çünkü onu komple ortadan kaldıracağım. Sapasağlam kalacak ama başka bir yerde.
Yeter bu kadar eğlendiğimiz. Işınlama başlasın. Bir şeyler yapmalıyız. Galiba bu sefer geç kaldık. Ne yapıp edip Gürgen'i biraz oyalayın. Eğer ışınlama sistemine tahmin ettiğim gibi bir bağlantı kurduysa onu durdurabilirim. Sizin bu sefer sürpriziniz yok mu? Niye gülüyorsunuz? Rica etsem müzeyi bizim evin bahçesine ışınlar mısın? Şaka mı bu? Çok az kaldı. Gayet ciddiyiz. Hatta bu anı kaçırmak istemiyorum. İşte bu kadar. Çok zaman kaybettin Gürgen. Siz öyle sanın. Artık her şey bitti. Bu sefer başaramadınız. Hayır! Sen de kimsin? Ben Gürgen'im. Asıl sen kimsin? Burada bir tane Gürgen var, o da benim. Hayır, benim. Patron. Ne var var? Galiba benim kafam feci şekilde karıştı. Şimdi görürsün sen gerçek Gürgen kimmiş. Bunu sen istedin. Bacağımı bırak. Bırak kolumu.